Sivas'ta bir elde sen uzat gönüllülerinin organizasyonuyla 3. geleneksel yetim çocuklar için Sivas Kardeşler Mesire alanında piknik düzenlendi. Sivas'ta Bir Elde Sen Uzat gönüllülerinin organizasyonuyla 3. geleneksel yetim çocuklar için Sivas Kardeşler Mesire alanında piknik düzenlendi. Bir Elde Sen Uzat Derneği'nin geleneksel 3. yetim şenliğindeyiz. Düzenlenen pikniğe Sivas Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan, Mehmet Nebi Kaya, Bir Elde Sen Uzat Gönüllü Yardım Harekatı Başkanı Mehmet Sülün, temsilci Yeliz Merallı, Bir Elde Sen Uzat Gönüllü Yardım Harekatı Fahri Başkanı Ahmet Özaydın, aileler ve yetim çocuklar katıldı. Böyle çıksın, insanlarla iç içe olsun, sürekli evde falan olmasın. Güzel bir etkinlik yani, zamanla yapılıyormuş. Bizim ilk kez buraya katılıyoruz ama yani günün stresinden uzaklaşmak için herkes gelebilir yani. Bir Elde Sen Uzat Derneği'nin Sivas il temsilcisi, Sivas başkanıyla birlikteyiz. Bu bizim 3. geleneksel yetim şölenimiz. Her yıl yetimler için bu pikniği düzenliyoruz. Çünkü yılda bir defa bu pikniği bekleyen yetimlerimiz var Sivas'ta. Harika bir piknik. Biz teşekkür ediyoruz. Başkanım, evet, merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle SRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İsmet Bey ve sizin ekibinize çok teşekkür ediyorum. Bize bu anlamda yardımcı oluyorsunuz. Biraz önce Yıldız Hanım bahsetti. Bir Elde Sen Uzat gönül ekibi 3. yetim şenliğini düzenliyor. Piknik programına katılan misafirlerle yakından ilgilenen Sivas Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan ve Mehmet Nebi Kaya yetim çocukların sevincine ortak oldu. Ya yeni görmüşler, bak güzel. Bak güzel bir örnek Yeliz Hanım. Tamam mı? Bayanlığında valilerimiz oluyormuş, görmüş. Sen de olur. Sen de olur. Kardeşler piknik alanında diğer günlerden farklı bir gün geçiren yetim çocuklar doyasıya eğlendi. Allah onların bahtını geleceğini açık eylesin. Ama tabii burada emek edip ve bu emeği verirken de herhangi bir maddi amaç veya bir beklenti gütmeden bir gönüllülük hareketi olarak bunları icra edenlerin de hakkını teslim etmek lazım. Özellikle bugünkü etkinlikte yetim çocuklarımıza yönelik olması çok anlamlı olmuş. Onlar bize annelerin, babalarının, toplumun emaneti. Devlet imkanlarıyla birçok insana dokunmaya çalışıyoruz ama göremediğimiz, bize ulaşamayan o kadar çok insanlar var ki bu arkadaşlarımız sayesinde onların da ihtiyaçlarını görme fırsatımız oluyor. Ben tebrik ediyorum onları, başarılarının devamını diliyorum, sayılarının artmalarını diliyorum. Belki tüm etkinliklerinde yanlarında olamıyoruz ama medyadan takip ettiğimiz kadarıyla gönlümüz onların yanında. Başarıların devamını diliyorum. Pikniğe katılan yetim çocuklarıyla halat yarışmasına katılan vali yardımcıları Yeliz Yıldızhan yetim çocukların yanlarında mutlu bir gün geçirdiler. 3, 2, 1, evet, bravo, 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 evet, alkışlar, alkışlar, alkışlar. Daha sonra pikniğe katılan yetim çocuklar ve ailelerine öğle yemeği ikram edilirken çocuklara ise oyuncak dağıtıldı. Gel gel gel, sıklaş. Senin halde hediye dağıtımına devam ediyoruz. Kapı girişini açık bırakalım arkadaşlar.